Muhsin. Hı. Şöyle bir konsept yapayım diyorum. Ne dersin? Yetiştirebilecek misin? Ay, dernek işleri olmasaydı yetiştiririm derdim de. Çok önemli biliyorsun. Neyse neyse canım. Benim kafamda var bir şeyler. Sen merak etme, ben bir şekilde halledeceğim işte. Aman tamam. Bak şimdi izle ve gör. İyi akşamlar Muhsin babacığım. İyi akşamlar kızım. Gelin geçin şöyle geç. İyi akşamlar Yelda anneciğim. Bugün çok güzel görünüyorsunuz. Saçınızı farklı mı taradınız acaba? Yelda sana söylüyor. Duyuyorum Muhsin. Teşekkür ederim. İyi akşamlar Ayşe'ciğim. Güzel haberi aldım bugün. Nihayet Cevdet Afahan geliyormuş öyle mi? Ceyda mı söyledi bunu? Evet. Ya çok sevindim. İnat çekici yıllardır gelmiyordu. Nasıl oldu da inadı kırıldı. Ben de geleyim mi yarın sana yardım için? Yok gerek yok. Ben hallederim. Hayır biz Cevdet'le uzun yıllar bu iletişimdeydik. Belki yardımım dokunur o yüzden. Gerek yok dedim baba. Yok yani yardım etmek için söylemiştim ben de. Gerek yok tekrardan sağ ol. Ama Muhsin halleder çocuk kendi başına. Ay. Ay bunu da şimdi şımarttılar babasını tanımıyor. Ama oh olsun bak çağırmıyorlar bizi davete az bile yapıyor. Hülyam ayıp oluyor ama şimdi. Muhsin babacığım. Hı. Eğer müsaade ederseniz biz Kerem'le odamıza gidebilir miyiz? Tabii kızım tabii. Müsaade sizin. İyi akşamlar. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Nesi var bunun ya? Ay Muhsin ne bileyim. Çocuk heyecanlanmıştır işte toplantı için. Ya ben de heyecanını almak için yardımcı olayım dedim. Kötü bir şey söylemedim ki. Ay aman sanki sen Cevdet'le toplantıya girdiğinde az heyecanlanıyordun. Nereden çıktı şimdi bu? İşte sürpriz Kerem'cim. Sürpriz. Baya erken. Bak şimdi sen odaya in. Sonra ben biraz yerde almaya yardım ederim. Hem üstüne rahat bir şeyler giyersin. Hadi. Aa. Siz burada mısınız hala? Kerem gidiyordu zaten. Ben de size yardım edip öyle ineceğim. Peki o zaman. Size kolay gelsin madem. Geç bakalım. Burası da iyicene bizim mekan oldu ha. Nazmiye kalk bir çayları koy. Hepsini biz mi söyleyeceğiz ya? Anne reklama girsin öyle koyarım ya. Nazmiye nasıl konuşma yağlı yulu? Kalk bir çay koy kızım. Lan işte el birliğiyle dizimi reklama soktunuz ya. Lan reklamlar da amma bağırıyor be. Aa! Ya dizim! Rıza! Ya yok bir şey rüzgardan açılmıştır. Allah Allah. Anne! Baba! Baba! Yok kızım yok bir şey yok. Sen bakma annene bakma kızım sen ona bak. Yok kızım yok rüzgardan açılmıştır o yok. Anne! Sen de benim düşündüğümü mü düşünüyorsun? Vallahi da aynen öyle düşünüyorum. Vallahi geldi. Git! Aa, git bizi! Hakkı git! Yok kız. Şşş, korkutmayın çocuğu, korkutmayın. Gel içme. Ya ne yapıyorsunuz? Gelin oturun şuraya. Çocuğu korkutuyorsunuz. Bakma sen anana, bakma sen. He kızım gel gel. Yok bir şey anneciğim, yok ya. Yok bir tane, tamam. Tamam, rüzgar kızım, rüzgar. Yok kızım yok, bak rüzgarmış. Gördün mü? Kapatıyorum kızım ben, rüzgardan açılmış. Ha. İşte oldu bu kadar. Gördün. Allah Allah. Kaçın! Kaçın! Kapmayın saçını! Anne! Bak! Bak! Her kim yalan söylüyorsa tek tek açıklasın. Yoksa vallahi altıma edeceğim korkudan ya. Yapma Nazmi. Vay 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 Ayşe Hanım neler hazırlamışsınız böyle. Bir dakika kanepe yok. Kanepe yok.
Şöyle söyleyeyim, bu senin çok istediğin bir şey. Hatta bence en çok istediğin şeylerden biri olabilir. Evet, düşündüğüm şey gerçek. Sakin ol. O kadar hazırlamış kız. Önce romantizm tabii. Ne dedi? Üzerine rahat bir şeyler giy dedi. Gerçi bence rahat bir şey hiçbir şey olmaması ama. Hadi bakalım rahat bir şeyler giyeyim. Ayşe'cim sen ne yapıyorsun sorması ayıp. Ne yapayım Yelda Hanım, yardım ediyorum. İyi de yani ben yemek yapmıyorum. Sadece kontrol ediyorum. Yardıma ihtiyacım yok. Gerek yok. Olsun, ben de sizin gibi kontrol ediyorum. Yanınızda olayım ki bir şeyler öğreneyim istiyorum. İyi peki. Bırakın. Siz götürmeyin. Siz götürmeyin, ben götürürüm sofraya. Bakayım. Ay narin elleriniz. O narin elleriniz tutmasın. Benim ellerim daha müsait. Ayşe'cim gerek yok, ben götürürüm. Ay bırak. Bırakın Yelda Hanım, ben götürürüm. Ne istiyorsanız her şey yaparım. Mesela? Şey yaparım, çimleri sularım. Size istiyorsanız kuaför randevunuzu ayarlarım. Ne istiyorsanız, isterseniz sizinle kuaföre bile gelirim. Tamam. Öyleyse senden bir yardım isteyeceğim. Tabii, buyurun. Ama bunlar gibi değil, yani gerçek bir yardım. Bak, şimdi 2 gün sonra derneğin bir yardım etkinliği var. Benim de orada bulunmam gerekiyor. Ama o güne bir başka işim daha çıktı. Yani çok önemli bir iş olduğu için ben böyle bir ikilemde kaldım. Sana diyecektim ki eğer sen uygunsan... Olur. Daha ne istediğimi bile bilmiyorsun ki. Olsun, olur. Ne istiyorsanız yaparım işte. Tamam o zaman. Dernek için düşük gelirli ailelerin çocuklarına böyle mahallede kırtasiye ürünleri dağıtılacak. Yani ama tabii birebir benim orada bulunmam gerekiyor. Yani yerime bir başkasını da gönderemem. Çünkü hani onları kale almadığımı düşünürler. Ben de düşündüm ki sen gidebilirsin. Yani çünkü sen ne de olsa bizim gelinimiz sayılırsın değil mi ama? Yani kimse seni yolladım diye laf edemez zaten yani. Sen ben sayılırsın artık. Sayılır mıyım gerçekten? Sayılırsın tabii. Yani herkes seni Yiğit Erler'in gelini olarak tanıyor. Yani eğer benim için bu iyiliği yaparsan gerçekten çok sevinirim Ayşe. Yani tabii ki de yaparım. Hem çok güzel bir yardım hem de sizin için, sizin adınıza daha doğrusu bir şeyler yapmış olurum. Yani gerçekten çok teşekkür ederim sana. Çok teşekkür ederim. Ay beni o kadar mutlu ettin ki. O zaman ben haber veriyorum, tamam? Arayınca gelinim deyin ama. Gelinim gelecek deyin. Ayşe gelinim geliyor deyin. Ben istedim. Böyle şeyler söyleyebilirsiniz. Gelinimi oraya yolluyorum. Ben istedim. Tamam. O zaman şimdi arıyorum. Yani geliyor diye haber veriyorum. Anlaştık. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Nereye kadar bu pembe rüyalar?